Bu füzyon merkezindeki süreç şöyle gelişiyor. Uydudan haftanın 5 gününde almış olduğumuz uydu görüntüleri, yer sensörleri ve dronlardan almış olduğumuz veriler buradaki Türkiye'de ilk defa geliştirilen milli yazılım programında anlamlandırılıyor, işleniyor. Mobil application'larla hedef kitlemiz olan doğrudan tarım danışmanlarına ve onlarla beraber de doğrudan çiftçilere kendi arazileriyle ilgili, kendi tarım arazileriyle ilgili meteorolojik verileri, tarlasındaki bitki gelişim durumlarını, varsa aksayan, örneğin fazla sulama, eksik sulama, bitki zararları daha çok belirliyoruz ve buna göre nasıl önlem alacağıyla ilgili bir nevi reçete ortaya koyuyoruz ve onlarla paylaşıyoruz. Bu füzyon merkezi şu anda yaygınlaştırma çalışmalarını sağlamak üzere faaliyetlerini devam ettirmekte. Tabii hassas tarım sisteminde çiftçilerimiz, üreticilerimiz aslında tarımsal girdileri doğru zamanda, doğru oranda, doğru yerde, doğru kaynak kullanarak daha az masrafla daha çok verim elde edebiliyor. Ve bu sayede üretim maliyetlerini minimum seviyeye çekmiş oluyor. Üst gübrelemede daha önce biz tek seferde 45-50 kilo atıyorduk. Hocalarla yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra bunu 3'e bölmemizi önerdiler bize. Üst gübreyi bu sene 3'e böldük. Ocak, Şubat ve Nisan ayında gübrelemizi attık. Ve şu an görülen buğdaya baktığımız zaman çok güzel sonuçlar görünüyor. Daha az girdi, daha az masraf, daha az işçilik, daha yüksek gelir. Amacımız bu. Bugün bu amaçla buradayız. Çiftçilerimiz şu anda kurdukları denemede bizim önerdiğimiz gübre zamanlaması, miktarı ve çeşidini uyguladılar. Hiçbir verim kayıpları yok. Gayet de verimleri yüksek. Biz istiyoruz ki bunu yaygınlaştıralım. Bu amaçla sık sık köy gezileri yapıyoruz. Gübre kullanımı zamanlaması ve miktarını çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Gübreleme üzerinde doğru zamanda ve doğru yöntemle gübreyi uyguladığımız zaman hem verimde ciddi bir artış meydana geliyor, hem de buğdayın protein oranında yani 14-15'leri çok rahatla yakalayabiliyoruz. Bu da çok ciddi bir şekilde talep görüyor. Protein 14-15 oranlarına çıkınca makarna fabrikaları tarafında çok ciddi bir şekilde talep görüyor. Bu topraklar sizin için çok önemli bir güç. Ne yapacağız? Bu toprakları doğru yönetirsek, doğru kullanırsak uzun sürede bu güç elinizde kalacak. Bu nedenle demek ki biz bunları bilimsel yöntemlerle yöneteceğiz. Aslında burada önemli olan hem insan sağlığına hem de çevreye duyarlı sürdürülebilir üretimi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Hassas tarımın en önemli taraflarından bir tanesi bu. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK Uzay'ın destekleriyle Türkiye'de ilk kez yerli hassas tarım yazılımı geliştirildi. Bölge çiftçisinin ihtiyaç duyduğu bütün bilgilere web üzerinden anlık olarak ulaşmasına imkan sağlandı. Bu sayede üretim maliyetlerinde %35'e varan tasarruf mümkün oldu. Hedef, hassas tarımın daha geniş kitleler tarafından kullanılması ve sürdürülebilir verim artışının bölge geneline yayılması.